Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda farklı bir tarifle çikolata topları yapacağım. Bunun için puding, kek ve bisküvi kullanacağım. Üzerine bulamak için de Hindistan cevizi kullanacağım. Öncelikle pudingimi yapmaya başlıyorum. Bu pudinglerin arkasında ne kadar süt ekleyeceğimiz yazıyor. Burada 750 ml süt ekleyin yazıyor. Bu da yaklaşık 3,5 su bardağı oluyor. 3-3,5 bardak süt ekleyebilirsiniz. Pudingimin tamamını tencereme boşaltıyorum. Pudingim biraz ısınıp kaynarken ben bisküvilerimi ve kekimi karıştırmaya başlıyorum. Bisküvilerinizi rondoda çekebilirsiniz ya da elinizle ufalayabilirsiniz. Ben şu an elimle küçük parçalara ayıracağım. Ve bu bisküvinin yaklaşık 1/4'ünü kullanacağım. Yine pudingin aldığı duruma göre hepsini de katabilirim. Onu kıvamına göre kendimiz ayarlayacağız. Şimdi bisküvilerimi karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Ve elimle küçük parçalara ayıracağım. Söylediğim gibi isterseniz siz rondoyla da yapabilirsiniz. Böyle kırıyorum. Zaten pudingle falan karıştığında daha da böyle kıvam alıyor, küçülüyor içerisinde. Ama olabildiğince küçültmeye çalışıyorum. Şimdi bisküvilerimi parçaladım. Bu kadarı kaldı. Kekimin de önce yarısını bir atacağım, karıştıracağım. Sonra da kıvamına göre ekleme yapabilirim. Şimdi kekimin de yarısını bıraktım. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Pudingim de kaynadı. Onu da biraz soğumasını bekleyeceğim. Çok fazla soğumasına gerek yok. Böyle sıcaklığı çok az gittikten sonra da karıştırma kabımın içerisine alacağım. Ve sonra da toplarımı yapmaya başlayacağım. Şimdi pudingimi karıştırma kabımın içerisine alacağım. Hepsini birden dökmüyorum. Önce kıvamına bakacağım. Karıştırıyorum ve pudingimin tamamını döksem alacak gibi. Tamamını döküyorum. Üzerine de olmazsa bisküvimi ve kekimi de ilave edeceğim. Pudingimi tamamını ilave ettiğimde böyle bir cıvıklıkta oluyor. Bunun üzerine iyice karıştırdıktan sonra birazcık daha kek ve bisküvi ekleyeceğim. Sonra da toplarımı oluşturmaya başlayacağım. Şimdi 5-6 bisküvi daha kıracağım içerisine. Kalan kekimin de diğer yarısını ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Normalde 3 bardak süt koyduğunuz zaman ilk başta verdiğim kıvamı yakalıyorsunuz. Yani ilk baştaki ölçülere uygun oluyor ama ben 3,5 yaptım bu kez. O yüzden birazcık daha kek ve bisküvi kullanmam gerekti. Ve şu anda kıvamı oldu.
Şimdi şöyle kıvamını göstereyim size. Yuvarlanıyor artık. Şu şekilde. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben birazcık daha küçük yapacağım. Yuvarlıyorum. Hindistan cevizimi batırıyorum. Ve sunum yapacağım. Tabağımı alıyorum. Eğer pudinginizi 3 su bardağı sütle yapacaksanız başta verdiğim ölçülere göre yapabilirsiniz. Yani bisküvinin yaklaşık 4'te 3'ünü, kekinizin yarısından birazcık daha fazlasını kullanabilirsiniz. Ama 3,5 su bardağı sütle yapacaksanız da kekinizin tamamını, bisküvinizin tamamını eklediğiniz zaman kaldıracaktır. Hindistan cevizimi buluyorum. Ve tabağımı alıyorum. Şimdi çikolata toplarımı yaptım. Yaklaşık 50 adet çikolata topu çıkıyor. Kendi yapmış olduğum bu kürdanları takacağım. Ve onlarla sunum yapacağım. Ve sonuçta oldukça lezzetli, pudingli, kekli, bisküvili çikolata toplarım oldu. Oldukça da minnoş görünüyorlar. Şöyle bakabilirsiniz. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.